Tarihimizde yolumuzu kaybettiğimiz yenilgiler yaşadığımız karanlık zamanlar vardır. Böyle zamanlarda önümüzü aydınlatacak küçük bir umut ışığına bile muhtaç kalınabilir. Halkın moralinin çöktüğü, umudunu yitirdiği o zor zamanlarda bazen sadece olağanüstü koşulların yarattığı ruh durumunda kabul görecek bir mucize gerçekleşir ve bir yıldız parlar. O yıldız eğer doğru zamanda ve yerde parlarsa, derin karanlığa gömülmüş halklara umut ışığı saçar, adeta bir rehber, bir deniz feneri olur. Tarihimizde yıldızın böyle parladığı anlar vardır. Bir tanesi de Çanakkale'de yaşanmıştır. 20. yüzyılın ilk çeyreği bir destana tanıklık etmiştir. Bu destanın adı Çanakkale, temeli ise vatan aşkı ve kahramanlıktır. 300 bine yakın vatan evladımızı şehit verdiğimiz, ancak tarihi altın harflerle Çanakkale geçilmez sözünü yazan Çanakkale şehitlerimizi anmak üzere toplandık. Sırada Erzurum yöresine ait bir türküyü sunacağız. Eledim eledim, höllük eledim, aynalı beşikte canan, bebek beledim. Çare
yaktı yüreğimi canım, buna ne çare? Bir güzel simadır aklıma alan, aşkın sevdasını canan serime saran, aşkın sevdasını canan serime saran. Bizi kınamasın ehli dil olan, gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare? Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Yaktı yüreğimi canan, buna ne çare? Anafartalarda, Conk Bayırı'nda, Seddülbahir'de, Arıburnu'nda, Sakarya, Dumlupınar, Afyon'da, Urfa, Antep, İzmir'de, her bir cephede Kuvayi Milliye'nin cengaverleri, Türk tarihinin en cesur kumandanlarından birinin Mustafa Kemal'in emriyle sarsılmış, kendine gelmişti. Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Türk savaş tarihinin en vurucu, en motive gücü yüksek nida bu olmalı. O, Osmanoğullarının son subayı, o büyük deha, Türk kanındaki kimyayı çözmüş ve o kanda kıvıl kıvıl kaynayan barutu ölüm emriyle tutuşturmuştu. Türk'ün ölmek karşısındaki pervasızlığı, ona kanla sulanmış toprakları vatan kılmıştı. O halde vatan, karış karış Türk'ün kanıyla ıslanan bütün topraklardır. Kuvayi Milliye'nin o günkü kahramanlıklarını anlayabilmek, Kuvayi Milliye ruhunu doğru anlayabilmek gerek. Bu anlamda Mehmet Akif Ersoy'un iki dizesi açıklayıcı niteliktedir. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Sıradaki seslendireceğimiz türkümüz yöremize ait bir türküdür. Aydın içinde kapalı çarşı, yürü hey Cafer sen de yürü. Düşmana karşı. Düşman askeri kaçıyor İzmir'e karşı. Yürü hey Cafer, sen de yürü düşmana karşı. Aydın içinde
Osmanlı'nın Yemen çöllerindeki zorlu savaşa asker göndermesi gerekmektedir. Savaş şartlarının müzakere edildiği divan toplantılarından şu sonuç çıkar. Şayet gönderilecek birlik tek bir vilayetten olursa askerler arasındaki bağlılık ve dayanışma daha kuvvetli olacaktır. Ancak bu birliği toparlamak pek kolay olmamıştır. Sonunda Malazgirt, Muş, Varto, Bulanık gibi yakın yerlerden bir birlik oluşturulur. Bu birliğin çoğu birbirini tanıyan, hısım akraba olan kişilerdir. Ancak Muş çevresinden oluşturulan ve Yemen çöllerine gönderilen bu redif alayından ne yazık ki geri dönen olmaz. Bu acıklı hikayesi olan Muş yarısına ait türkümüz, atamızın da en sevdiği türküler arasındadır. Yemen türküsü, Anadolu evlatlarının ödediği bedeli konu alır. Hala sızım sızım sızlatır insanın içini. Bakın çantasını acep nesi var, bir çift kundurayla bir de fesi var. Thank you.
milletin millet yapısının gücünü perçinleyen ve tarih boyunca devamlılığını sağlayan en önemli öğelerden birisi topyekün verilen mücadeleler sonucunda elde edilen zaferlerdir. Bu zaferler gurur vesilesidir ve kuşaklardan kuşaklara aktarılır ve toplumsal gücün betimleyicisi olan mitlere dönüşür. Elde edilen zaferlerde kendisini feda eden her birey bu mitlerin parçası olur. Milli tarihin sürdüğü zaman dilimi boyunca her zaman anılır, topluma mal olacak her olay için örnek verilir ve özellikle toplum içinde yetişen küçük bireylere destanlaşan bu anılar kendilerini feda eden ve zafer uğrunda şehit olan kişilerle aktarılır. Türk tarihimiz bu tür zaferlerle doludur. Her birisi çok kıymetlidir. Çanakkale, Kara ve Deniz Savaşları bir destandır. Ve bu destanın kahramanları yüz binlerle ifade edilen ecdadımızdır. Onlar dünya tarihinin en önemli bir dönemecinde inançları ve vatanları için başrolü oynadılar. Çünkü onlar Malazgirt'te düşmanla korkusuzca çarpışan askerlerin torunları ve Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle Asım'ın nesliydiler. Sıradaki türkümüz İzmir'in Kavakları. Bu bölgede çok yaygın olarak söylenen bir türküdür. Hemen ardından ise Teyyarimi Uçurdum türküsünü dinleyeceksiniz. Yar fidan boylu
yakarız konakları. Teyyaremi uçurdum, yeşil dağa düşürdüm. Teyyaremi uçurdum, yeşil dağa düşürdüm. Yeşil
üşüyor kuşlar. Yeşil dağın taşları ötüşüyor kuşlar. Kan içinde çürüdü yüzü başının saçları. Kan içinde çürüdü yüzü başının saçları. Teyyareler kalkıyor, annem göğe bakıyor. Teyyareler annem göğe bakıyor. Bakma annem göklere, oğlum dağda yatıyor. Bakma annem göklere, oğlum dağda yatıyor. Ah Bir Ateş Ver türküsünü her duyanın yüreğinde bir şeyler cız eder. Bilmeden hikayesini uzaklara bakarsınız. Dinledikçe dinler, belki biraz ağlarsınız. Belki kendinize, belki de türkünün arkasında yaşanan hikayenin ne olabileceğini düşünerek hüzünlenirsiniz. Ve sonrasında dersiniz ki, ah bir ateş ver, cigaramı yakayım. Bilinen hikaye şöyle. Yer Çanakkale Boğazı, Nara Burnu açıkları. 4 Nisan 1953, saat 02:15. Dumlupalar denizaltısı uzun ve yorucu bir seferden dönerken Nara Burnu açıklarında İsveç bandıralı Nabulan Şilebi ile çarpışır. Sessiz, bulanık ve soğuk bir gecede başından aldığı şiddetli darbeyle birkaç saniye içinde sulara gömülür. Deniz altındaki 81 kişilik mürettebattan 22'si sağ kalır. Sağ kalan 22 kişi denizaltının arka bölümündeki torpido dairesine sığınır. Mahsur kalanların su yüzüne fırlattıkları telefon şamandırasıyla gemi ile irtibat sağlanır. Sağ kalan 22 kişiyi kurtarmak için herkes seferber olur. Bu arada oksijeni idareli kullanmaları için gereksiz yere konuşmamaları, şarkı, türkü söylememeleri ve sigara içmemeleri için uyarılar yapılır. Ancak saatler süren kurtarma çalışmalarının sonunda umutların tükendiği anda karanlıkta bekleyen 22 kişiye her şey yine aynı sözcüklerle anlatıldı. Konuşabilir, türkü söyleyebilir, hatta sigara bile içebilirsiniz. İşte bundan sonra Şamandıra'daki telefon hattının öbür ucundan tüm Türkiye deniz altından ölüme yapılan hüzünlü ama başı dik türküyü dinledi. Şimdi bu hüzünlü türkümüzü dinleyelim. Bu türküden sonra ise Uçun Kuşlar İzmir'e Doğru adlı türküyü seslendireceğiz. Thank you.
asker ettiler beni kıdemli çavuş. Gurbet çöllerinde oldum bir baykuş. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Güverte çıktım, uzandım, yattım. Komutan gelince selama kalktım. Anayı babayı yarı sılaya attım. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anayı babayı yarı sılaya attım. Uçun kuşlar Osman Koç, Bir Hilal Uğruna adlı eserinde Çanakkale Destanı ile ilgili bir anıya yer verir. Atalarımızı tanımak ve hangi koşullar altında mücadele verdiğini bilmek açısından bu anıların Türk gençleri için çok önemli olduğunu düşünüp Kırşehirli Mehmet Çavuş'un anısını sizlere aktarmak istiyoruz. Cesarettepe'de mahsur kaldığımız bir vakitte susuzluk bizi çok zorlamıştı. Bu yüzden tepenin eteğindeki bir derede çamur kaynağı oluşturan yeri kazarak en azından dudaklarımızı ıslatabilecek kadar su çıkarmaya teşebbüs ettik. Bu durumu gören düşman bunu dahi çok görerek üzerimize ateş etmeye başladı. Allah'ın takdirine bakın ki ilk mermi kazmaya başladığımız kaynağa saplandı ve aradığımız su kaynamaya başladı. Bu olaydan sonra Allah'ın bize yardımcı olduğu hakkındaki imanımız kuvvetlendi. Cesaretimiz daha da arttı. Çanakkale bugün toz ile duman, düşmanda imkan var, Mehmet'te iman. Alem görsün, ey mi, bey midir Yaman? Burada son söz Türk'ün olacak, nefer şehit, ordu gazi olacak. Sözlerini okuduğum Çanakkale bugün toz ile duman adlı türküyü dinleyeceksiniz. Mehmet'te iman. Alem görsün, el mi,
alem görsün el mi bey midir yaman. Burada son söz Türk'ün sözü olacak. Nefer şehit ordu gazi olacak. Burada son söz Türk'ün sözü olacak. Nefer şehit ordu gazi olacak. Çanakkale şahit, düşmandan azdık. Çanakkale şahit, düşmandan azdık. Diş ile tırnakla siperler kazdık. Diş ile tırnakla siperler kazdık. Her siperde ayrı destanlar yazdık. Her siperde ayrı destanlar yazdık. Halimiz şerefli mazi olacak. Nefer şehit ordu gazi olacak. Vatan bizden bugün razı olacak. Nefer şehit ordu gazi olacak. Burada son söz Türk'ün sözü olacak. Nefer şehit ordu gazi olacak. Dünya tarihini değiştiren savaş olmasının yanında Mustafa Kemal'i başta Anadolu'ya ve dünyaya tanıtan Türk tarihinin en büyük başarısıdır. Bu başarıya ulaşan kişinin Mustafa Kemal olması da bu milletin en büyük şansıdır. Zira 16 Mayıs 1919 gecesi İstanbul'dan yola çıkan vapurun içinde Çanakkale zaferiyle ünlenmiş başka biri olsaydı, belki de kurtuluş mücadelesi hiç başlayamayacaktı. Bir lider gerekliydi, o da Çanakkale'de parladı. 1924 yılında bölgede küçük bir deprem yaşanınca Gazi Paşa Kars'ı ziyaret etmiş. Yalnız gelmeden şehirde sadece 6 saat kalabileceğini söylemiş. Tabii haberi duyan halk da müthiş bir coşku, heyecan ve karşılama telaşı başlamış. Zira tarihe dikkat, Kurtuluş Savaşı yeni sonlanmış. Türk milletine 7 düveli yenebileceği inancını verip esaret çemberini paramparça ettiren o büyük kahraman zafer sonrası ilk gezmelerinden birini Kars'a yapıyor. Memleket dara düştüğü vakit sıkıntıların en büyükleri Serhat şehitlerinin payına düşer. Her daim böyledir. Kars bu acıların en aşikar örneklerinden. Bu zor olsa da birkaç saatte olsa şehre uğranılmak istemesinin altında bu tarz incelikler yattığını da Mustafa Kemal dehasını biraz tanıyorsanız fark edebilirsiniz. İşte o ziyaret haberi duyulur duyulmaz başlayan telaşta Mehmet Türker bu şiiri yazıyor. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Aslen Azerbaycan genceli olan Tağı Bey de meşhur marşı besteliyor. Gazi Paşa gar binasına indiğinde ataya hem çalıp hem söyleyip hem oynuyorlar. Ata hem besteciye hem de güfteciye o dönem için hatırı sayılır bir miktarlık çek yazıp hediye ediyor. Şimdi burada bambaşka bir hikaye daha başlıyor. Söylenene göre Tağı Bey hayatının son dönemini çok acı şekilde 5 kuruş olmadan sefalet içerisinde geçirmiş, hatta kimilerine göre intihar etmiştir. Peki ya hediye edilen 500 bin liralık çek? O çek hiçbir zaman bozulmamıştır. Yaşanan sefalete rağmen bozulması akıldan bile geçmemiştir. Zira Tağı Bey gibi büyük yürekler için Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası olan bir hatıra, fakirlikten uzak yaşanacak bir hayattan daha az değerli değildir. Konserimizi hikayesini anlattığım bu güzel marş ile bitiriyoruz. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin, milletin, bayrağınla çok yaşa. Sağdan sola, soldan sağa, salla bayrağı.
düşman üstüne. Bayrağına çok yaşa. Arş arş arş, ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, salla bayrağı düşman üstüne. Arş arş arş, ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, salla bayrağı düşman üstüne. Cephede süngüler ayna gibi parlıyor. Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor. Arş arş arş, ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, salla bayrağı düşman üstüne. Arş arş arş, ileri ileri, marş ileri, marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, salla bayrağı düşman üstüne.